Evet herkese AGO 2022 Viyana'dan yeniden merhaba. Bugün benim için önemli gelişmelerden biri, açıkçası çok da memnun olduğum gelişmelerden biri, pediatrik hasta grubunda, çocuk hastalarda girişimsel onkolojik tedavilerin başta kriyoablasyon olmak üzere diğer ablasyon seçenekleriyle birlikte işte kriyoablasyon, mikrodalga ve RF kullanımı. Ayrıca ablasyon dışı diğer tedavilerin de örneğin radyoembolizasyon, kemoembolizasyon gibi onkolojik tedavilerin çocuk hastalarda kullanımı bugünün benim için önemli gelişmelerinden biriydi. Açıkçası bu konuda Avrupa'da da bu konunun bir miktar ihmal edildiği bilimsel kanıtlara rağmen çocuk hastalarda ablasyon kullanılmasının yaygınlaştırılmaya çalışıldığını görmek benim için çok sevindirici oldu. İngiltere'den düzenlenen, İngiltere'de yapılan bir çocuk hastalarda ablasyon çalışmasına da katılma kararı aldık. Özellikle pediatrik yaş grubunda ablasyon vakalarını arttırmaya ve bu konuda hem bilimsel olarak katkı sağlamaya hem de çocuklarımıza faydalı olmaya yönelik çabalar olması çok sevindirici. Şimdi konuyu özetlemek istersek ablasyondan önce diğer çocuk kanserlerine şöyle bir kabaca göz atalım. Burada sunulan vakaların çoğunluğu gerçekten çok küçük yaştaki çocuklardı. Yani 2 yaş, 3 yaş ortalama çocuk yaşı olduğunu söyleyebilirim. Sunumlarda vaka yaş ortalamalarına baktığımızda ileri yaş pediatri hastalarının işte 15, 16, 17 yaş grubunun daha az, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş gibi daha küçük çocuk yaş grubunun biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu grupta özellikle Wilms tümörü, nöroendokrin tümör, nöroblastoma, işte karaciğerde gördüğümüz hepatoblastoma gibi kanser hastalıklarında girişimsel onkolojik tedavilerin kullanıldığını görüyoruz. Özellikle hepatoblastomada ve nöroblastomada karaciğerde bizim yetişkinlerde kullandığımız kemoembolizasyon, yine yetişkinlerde kullandığımız radyoembolizasyon tedavilerinin çocuklarda da başarıyla uygulandığını vaka örnekleriyle görmüş olduk. Tabii Avrupa'da da bu konuda bir takım bu tedavilerin yaygınlaştırılması amacıyla bir takım çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Hatta bizden de bu konuda destek istediler. Türkiye'de tedavi ettiğimiz vakaları da Avrupa'daki çalışma grubuna ekleyerek literatüre ve çocuklarımıza bizim de bir faydasının olacağını ileride bilimsel bilgilerin yayılması, geliştirilmesi için çok iyi bir fırsat ve adım olacağını düşünüyorum. Şimdi hepatoblastom ve nöroblastomda karaciğer tümörlerinde radyoembolizasyon, kemoembolizasyon yapıldığını gördük vaka sunumlarında. Bu bizim için çok sevindirici bir haber. Türkiye'de pediatrik onkoloji ile ilgilenen doktor arkadaşlarımıza da bu konunun daha fazla tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Çocuk vakada trans arteriyel tedavilerin, girişimsel radyolojinin yaptığı girişimsel onkolojik yöntemlerin fayda görecek hasta grubunda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii bunlar karaciğer için. Hepatoblastom ve nöroblastom belki karaciğer için, nöroendokrin tümör
daha çok karaciğer, primer karaciğer tümörleri için kullanılıyor olsa da bunların metastazlarında özellikle akciğer metastazlarında ablasyon seçeneğinin hem mikrodalga hem RF hem de kriyoablasyon seçeneğinin yaygın olarak kullanılmaya başladığını görmek sevindirici. Tabii ki bu hasta grubu uzun dönem kemoterapi alıyor. Çocuklar aylarca kemoterapi alabiliyorlar. Bir taraftan kemoterapileri devam ederken ya da bazen karaciğerdeki tümörler opere oluyorlar. Hatta bazı hastalarda karaciğerdeki tümörler için karaciğer nakli yapılıyor. Bir taraftan bu tedaviler devam ederken karaciğerdeki tümör operasyon ile alınırken ya da cerrahi olarak çıkartılırken ya da nakil yapılırken hastalarda birden bir akciğer metastazı ya da bir kemik metastazı çıkabiliyor. Bu durumda nakil olan bir hastanın yeniden kemoterapiye başlaması ya da nakil olamadan tekrar kemoterapiye başlaması gerekebiliyor. İşte bu sırada akciğer metastazlarına ablasyon yapıldığı burada gösterildi. Hatta bazen bir akciğer metastazı bir yıl sonra bir akciğer metastazı daha işte birkaç yıl sonra başka akciğer metastazları çıkabiliyor. Bu hasta grubunda çocukları yeniden bir daha kemoterapi siklusuna sokmamak için seçilmiş vakalarda onkolojinin onayı alınarak onlarla işbirliği içerisinde bu akciğer metastazlarına ablasyon yapıldığını görmüş olduk. Özetlemek gerekirse hem karaciğerdeki hepatoblastom gibi, nöroendokrin tümör gibi tümörlerde hem de bunların akciğer metastazlarında ablasyon kullanıldığını görmüş olduk burada. Ve bu konuda da Avrupa'da bir çalışma başlatıldığını, bir registry oluşturulduğunu görmüş olduk. Biz de bu registry'ye katkıda bulunursak kendimizi çok mutlu hissedeceğiz. Açıkçası bundan sonraki çocuk hastalara bilimsel ve literatürel ortamda da katkı sağlamak bizi mutlu edecektir. Burada önerilerden biri girişimsel onkologların çocuk onkolojisiyle ilgilenen hekimlerle irtibatta olmaları. Çünkü çocuk onkolojisi girişimsel onkolojik tedavileri çok iyi bilmiyorlar, çok hakim olamayabiliyorlar ya da çalıştıkları hastanede bu tedavileri yapan girişimsel onkolog bulunmayabilir. Dolayısıyla bunlarla irtibata geçmek ve bunlarla bu konuları girişimsel onkoloji ile ilgili konuları pediatrik onkologlarla daha çok istişare etmek gerekiyor. Bunun dışında Wilms tümöründe böbrek üstü bezinden kaynaklanan Wilms tümöründe ya da böbrekten kaynaklanan renal pediatrik yaş grubu renal kanserlerde rabdomiosarkomda ve diğer yumuşak dokuz sarkomlarında ablasyon seçeneği konuşuldu. Burada Avrupa'dan, özellikle İngiltere'den ve Amerika'dan katılan vatandaş meslektaşlarımızın özellikle çocuk hastanelerinde, çocuk onkoloji hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın uyguladıkları başarılı tedavileri görmüş olduk. Buradaki ablasyon seçeneklerine baktığımız zaman küçük lezyonlar için yine HIFU, daha büyük lezyonlar için RF mikrodalga, kriyoablasyon seçeneklerinin kullanıldığını görüyoruz. Yani sarkomlarda, rabdomiosarkomda, çocukluk çağı
böbrek kanserlerinde, Wilms tümöründe yine ablasyon bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Beni sevindiren bir başka gelişme de çocuk yaş grubunda gördüğümüz dezmoid tümörlerde krablasyon tedavisinin çok sık olarak kullanıldığı ve başarılı sonuçlar alındığı oldu. Açıkçası özellikle çocuk yaş grubunda bu tümörlerin sinirlerle olan yakın ilişkisi nedeniyle çocukların opere edilemeyeceği ya da opere oldukları zaman bir ahraz kalabileceği düşünüldüğü için özellikle operasyondan kaçınılan olgularda hasta ve hasta yakınları çok güçlükler yaşıyor. Öyle ki hastalar çok küçük yaşta kemoterapi almaları gerekebiliyor. Çok küçük yaşta radyasyon tedavisi, radyoterapi almaları gerekebiliyor ve bu kullandıkları ilaçlar sonuçta onkoloji ilaçları ve çocukların gelişimini, büyümesini bloke edebiliyor ya da bir takım yan etkiler ve sebep olabiliyor. İşte bunların üstesinden gelmek için bu da ablasyon tedavileri yapılabiliyor ise işte termal ablasyonlar ön plana çıkıyor. Yakın sinir komşulukları varsa kriyo ablasyon burada iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle burada gösterilen çok dramatik vakalar vardı. Çok iyi sonuçlar alınan, operasyon yapılamayacak ya da operasyon yapılırsa çok ciddi sekeller, ahrazlar olabilecek bölgedeki tümörlere, dezmoid tümörlere yapılan tedavi sonuçlarını gördüğümde açıkçası bu çocuklara böyle bir şans tanınıyor olması kendim de bir baba olarak beni çok umutlandırdı. Tabii ki deneyimin artması, daha fazla merkezde yapılıyor olması, daha çok hastanın, daha çok çocuğun bu tedavilerden faydalanması ve bu tedavilerin çocuk onkologlarına daha iyi bir şekilde anlatılması gerekiyor. Evet, şimdi bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Özetlemek gerekirse Viyana'da beni en çok mutlu eden konulardan biri girişimsel onkolojinin çocuklarda da sık olarak kullanılmaya başlanmış olması. Hem ablasyon tarafında, kriyoablasyon da dahil olmak üzere hem ablasyon tarafında hem de anjiyografide yaptığımız transarteriyel tedavilerde çocuk hastalara daha çok bu tedavileri uyguluyor olmamız, bu seçeneklerin çocuk hastalara da sunuluyor olması ve güzel sonuçlar alınıyor olması beni mutlu etti. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.